Aslında bu süreç yeni bir süreç değildi. Bir süredir biz Kandil ve Suriye'deki APO'cuların birbiriyle mücadele içerisinde olduğu, alan kapma mücadelesi içerisinde olduğunu biliyoruz. Yani buradaki mücadele iki farklı yapı, birbirinden bağımsız iki farklı yapı arasındaki bir mücadele değil. Yani çok genel anlamda ifade edelim, APO'cular arasındaki bir iktidar mücadelesi. Kandil'in bir anlamda artık Amerika'nın desteğini daha fazla alan ve giderek kendisini özgür hissetmeye başlayan, PYD'ye müdahale etmesinden rahatsız olan bir dizi aktör var. Ama bu aktörlere baktığımızda, bu aktörlerin de aslında PKK'nın içinde yer almaya devam ettiğini, bir anlamda hani o APO'cu ideolojinin içerisinde olduğunu belirtmemiz lazım. Yani biz bir taraftan şunu ortaya koyalım. Yani PKK ve PYD örgütlü işbirliği hala varlığını sürdürüyor, devam ediyor. Bu anlamda iki farklı yapıdan bahsetmemiz anlamına gelmez. Yani nedir bu? APO'cular arasındaki bir iktidar mücadelesidir. Abdurrahman Bey'in ifade ettiği aslında bu süreç bize bunu net bir şekilde gösteriyor. Bunun aslında emareleri bunlar. Geçmişte bununla ilgili olarak bazı hususlar ortaya çıktı. Salih Müslim'in bu anlamda ciddi yakınmaları söz konusu olmuştu. Hatta bir anlamda Türkiye'ye bunun üzerinden yakınlaşmaya çalışmıştı. Fakat Türkiye net bir şekilde Salih Müslim'in PKK ile organik bağını da bildiği ve gördüğü için bu yönüyle baktığımızda PYD ile mücadeleyi PKK ile mücadeleyle eşdeğer görmüştü. Şimdi aslında baktığımızda Bahar Zardar'ın öldürülmesi, Bahar Zardar'ın suikastı meselesi son derece kritik burada. Yani bu anlamda birçok şeyi gösteriyor. Mesela burada PKK ve PYD işbirliğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani bir PKK yöneticisinin, PKK üst düzey bir ismin doğrudan nokta Suriye'de bile saha yönetiminde olması, sahayı düzenleyen, sahada örgütlük içerisinde iken bir anlamda öldürülmesi oldukça kritik. Net bir şekilde PKK ve PYD işbirliğini gösteren, buna işaret eden bir husus. Yani şunu net bir şekilde sorabiliriz. Madem PKK ve PYD, YPG bu kadar ayrı, bir işte PKK'nın 3 isminden bir tanesinin YPG'nin örgütlülenmesinde ne işi var? Orada ne arıyor? Bu soru makul bir soru. Şimdi burada baktığımızda aslında Türkiye devleti PKK ile mücadelede son bir yıldır çok kritik bir süreç izliyor. Entegre bir terörle mücadele süreci devam ediyor. Bunun 5-6 temel aslında bağlamı var bu mücadelenin. Bunlardan en önemlisi hiç kuşkusuz örgütün yönetici kadrosunun tasfiye edilmesi. Bu adım bununla ilgili bir adımdır ve bunun devamının geleceğini de zaten Kandil aslında gördüğü ve bildiği için, aynı zamanda yine YPG de bunu gördüğü bildiği için bu ciddi anlamda bir panik havası oluşturmuş durumda. Bir başka unsur şu, bunu parantez olarak ifade edelim. Bu operasyonun Suriye'de gerçekleşmiş olması bir taraftan aslında Türkiye devletinin de giderek PKK ile mücadelede sadece Türkiye içinde değil, Türkiye'yi etkileyen hemen sınır bölgesinde de sürece müdahil olacağını gösteren bir husus. Şimdi Türkiye devleti bir taraftan örgütün yönetici kadrosuna müdahale ediyor, diğer taraftan örgütün operasyon kabiliyetini sınırlamaya dönük olarak çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Finans kaynaklarını yine elimine etmek, kesmek için çok ciddi bir gayret içerisinde yine PKK terör örgütünün işte uyuşturucu ticaretine çok önemli bir darbe vurmuş durumda uluslararası alanda. Diğer taraftan yine PKK'nın otorite kurduğu bölgelere çok ciddi anlamda yine operasyon yapılmış ve örgütün oradaki etkisi kırılmış durumda. Bu çok önemli bir süreç ve son olarak aslında oldukça kritik ki burada hala alınması gereken çok ciddi mesafe var. Örgütün psikolojik harp imkanlarının, propaganda imkanlarının ortadan kaldırılması. Burada talihsiz bir durum var ne yazık ki. Bütün diğer olumlu süreçlerin yanında PKK terör örgütü propagandasını sadece kendi aygıtları üzerinden yapmıyor. Ana akım medyada da kendisine bu yer buluyor. Dolayısıyla işte Bahar Zardar'ın öldürülmesi olayında da çok gördük.